Uçuk nasıl hızla iyileştirilir? Bu videoda uçuğu önlemek, tıbbi tedavi uygulamak, ev tedavisi uygulamak, uçuklar hakkında bilgi sahibi olmak gibi konulara yer verilmiştir. İyi seyirler. Uçuklar, onlara ateşli hastalıkların neden olduğu kabarcıklar dendiğini duyabilirsin. Bazı insanlarda uçuk çıkar, bazılarında çıkmaz. Kaşıntı yaparlar, acırlar, rahatsız ederler ve utanç vericidirler. Uğraşmak isteyeceğin son şeydir. Neyse ki uçuğu çıkar çıkmaz iyileştirmek için uygulayabileceğin bazı adımlar vardır. Lisanslı hemşire Marsha Durkin'e göre, uçuğu hızla iyileştirmek için tetikleyici unsurların farkına varmalı ve onlardan kaçınmalı, soğuk kompres veya buz uygulamalı, soğuk çay poşeti kullanmalı, güneş koruması sürmeli, sağlığını korumalı, doktorunun yazdığı antiviral ilacı kullanmalı, uçuk hakkında bilgi sahibi olmalı ve virüsü bulaştırmamalısın. Uçuğu iyileştirmenin yanında onu durdurmanın ve ortaya çıkmasını önlemenin de bir takım yolları vardır. Uçuğu önlemek. Uçuğu tetikleyen unsurlardan kaçın. Uçuğa neden olan farklı durumlar vardır ve uçuğa yatkınlığın varsa ekstra tedbirli olmak iyi bir fikirdir. Stres ve uykusuzluk bile uçuğa neden olabilir. Bu nedenle uykunu almaya çalış. 1. Soğuk algınlığı, ateş veya grip durumunda uçuk çıkması riski daha fazla olabilir çünkü bağışıklık sistemin zayıflar. Gerekli vitaminleri almaya ve sağlıklı beslenmeye çalışmalısın. Regli, hamilelik, hormonal değişimler ve hatta güneş ışığı bile uçuk çıkmasına neden olabilir. Stres uçuğu tetikleyebilir. Bu nedenle gevşemek için elinden gelen her şeyi yap. Her gün meditasyon yapmak için zaman ayır, derin nefesler al veya bir fincan çay iç, sana ne en iyi geliyorsa onu yap. Yorgunluk uçuk çıkmasını tetikler, bu yüzden uykunu almaya çalış. Gerekirse arada şekerleme yap. Güneşe çok fazla maruz kalmak bu bölgeyi kötü etkileyerek uçuk çıkmasına neden olabilir. Dudaklarını çok uzun süre güneşe maruz bırakıyorsan, onlara mümkün olduğunca çabuk, birkaç dakika boyunca buz uygulamaya çalış. Ayrıca SPF 15 veya daha yüksek güneş korumalı bir ruj veya dudak kremi bul ve gün içinde dudaklarına sık sık uygula. Uçuğu çıkmadan önce tespit et. Uçuğun çıkmasına fırsat vermeden harekete geçmek için belirtilerden haberdar ol. Dudak çevrende hassasiyet, sızlama, yanma, kaşınma, uyuşma ve acı uçuğun çıkmak üzere olduğu anlamına gelebilir. Ateşe, diğer soğuk algınlığı ve grip belirtilerine genellikle uçuk, namı diğer ateşli hastalık kabarcıkları da eşlik eder. Uçuk çıkmadan önce genelde ciltte kızarıklık ve tahrişin görüldüğü bir uyarı süreci vardır. Kabarcıklar oluşur, patlar ve kabuk tutar, ardından iyileşirler. Uçuk çıkmadan önünü kes. Uçuk görünür olmadan 6 ila 48 saat önce ön belirti aşamasındadır. Bu süreçte uçuğun yüzeye çıkmasını önlemek için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsin. Uçuğun büyüyüp çirkinleşmesini beklemeden onu durdurmak için en iyi zaman budur. Uçuğun üstüne buz koy veya soğuk kompres uygula. Bunu saat başı veya mümkün olduğunca sık uygula. Bir çay poşetini sıcak suda demle, soğumaya bırak ve ardından uçuk belirtisi görülen bölgeye uygula. Uçuklar sıcakta gelişir, bu nedenle çay poşetini uygulamadan mutlaka soğut. Dudaklarını güneşten her zaman koru. En az SPF 15 güneş korumalı dudak kremi uygula. Gün içinde dudak kremini sık sık yeniden uygula. Sağlığını koru. Uçuğa soğuk algınlığı neden olmaz ama soğuk algınlığı bağışıklık sistemini zayıf düşürür ve uçuğu tetikler. Ateş, soğuk algınlığı ve grip durumunda bağışıklık sistemin zayıflar ve başka bir şeyle mücadele etmekle meşguldür. Gerekli tüm vitaminleri al. Bol bol yeşil yapraklı sebze ve renkli sebzeyle birlikte somon, yemiş ve meyve tüket. Beyaz ve yeşil çay iç. İkisi de bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücudunu toksinlerden arındıran antioksidanlar yönünden zengindir. Bol bol su iç. Uykunu al. Tıbbi tedavi uygulamak, acı ve belirtilerle başa çıkmak için topikal krem uygula. Çoğu topikal tedavi yalnızca belirtilerin giderilmesini sağlar ve iyileşme sürecini hızlandırmaz, bu nedenle bunu aklında tutmanda fayda var. Aşağıdaki topikal tedavileri dene: Docosanol, Abreva, FDA onaylıdır ve reçetesiz satılır. Topikal Aciclovir, Bovirex ve Penciclovir'i, Bektavir, doktorunun yazdığı reçeteyle alabilirsin. Reçeteli antiviral ilaçlar için doktorunla görüş.
Bu ilaçlar uçuğun süresini azaltmaya yardımcı olabilir ve birçok farklı çeşidi vardır ama doktorunun reçete yazması gerekir. Hap veya krem formunda alabilirsin ama en iyi ve en hızlı etki eden haplardır. Uçuk belirtileri görür görmez ilaç almaya başla. Uçuk tam olarak oluşmadan Aciclovir, Zovirex kullanmaya başla ve 5 gün boyunca günde 5 doz al. Veya uçuğun ilk belirtilerini gördüğünde Valaciclovir, Valtrex al ve 12 saat sonra bir tane daha al. Famciclovir, Famvir tek dozluk ilaç olarak verilebilir. Aciclovir bukkal tablet, Cytevig de öyle ama bu hapı yutmak yerine damağına koyarak ilacın çözülmesini beklemen gerekir. Image titled Cure a cold sore fast step 8 ibuprofen veya TYLOLE ile ağrını azalt. Bu, uçuğunu geçirmez ama uçuğun verdiği rahatsızlık hissiyle başa çıkmanı sağlar. Unutma, uçuğun ağrı yapmaması onu başkalarına geçirmeyeceğin anlamına gelmez. Dikkatli olman gerekir çünkü uçuklar çok bulaşıcıdır. Ev tedavisi uygulamak uçuklu bölgeye aloe vera sür. Aloe acıyı azaltır ve iyileşme sürecini hızlandırır, bu nedenle uçuğu geçirmeye yardımcı olmak için iyidir. Bölgeyi buz küpleriyle veya soğuk kompresle soğut. Bu, şişkinlik ve kızarıklığı azaltmaya yardımcı olur ve uçuk belirtilerini yatıştırır. Ama bu uygulama da iyileşme sürecini hızlandırmaz. Kızarıklığı azaltmak için visine uygula. Bu, iyileşme sürecini hızlandırmaz ama daha iyi hissetmene yardımcı olabilir, bu nedenle semptomların giderilmesi amacıyla kullanmak için kesinlikle iyi bir şeydir. Vazelin uygula. Bu, iyileşme sürecini hızlandırmaya ve bakteriyel enfeksiyonlardan korunmaya yarar. Uçuklu bölgeyi pamuklu çubukla ıslat, ardından çubuğu tuza veya karbonata batır ve uçuğun üstüne sür. Tuzun sıvıyı emmesi ve temizlemesi için birkaç dakika beklet ve ardından suyla yıka. Gerekirse bu işlemi birkaç kez tekrarla. Bu işlem canını yakabilir. Uçuklar hakkında bilgi sahibi olmak. Uçuğun farklı herpes simplex virüsü, HSV, çeşitlerinden kaynaklandığını bil. Uçuk soğuk algınlığından kaynaklanmaz. Genellikle nedeni tip 1 herpes simplex virüsüdür, HSV1. Bu virüsü, virüsü taşıyan bir kişinin cildi veya vücut sıvısıyla temas sonucu alırsın. Herpes virüsünü bir kez aldığında, hayat boyu seninle kalır. Virüsü ortadan kaldırmak için yapabileceğin bir şey yoktur ama uçuk çıkma sıklığını azaltabilirsin. Herpes virüsü ürediğinde cildine zarar verir. Ardında yaklaşık bir hafta süren ağrılı yaralar bırakır. Uçuk patlak vermediği süreçte HSV1 sinir hücrelerinin içine saklanır, yani asla tamamen iyileşmez. Yaklaşık 3 kişiden ikisinde HSV1 virüsü vardır. Ciltte kaşıntı ve kızarıklık baş gösterdiğinde, virüs ortaya çıkar ve onu bulaştırman mümkündür. En bulaşıcı zamanı kabarcıklar çıktığındadır, özellikle de uçuk patlak verdikten hemen sonra. Uçuk iyileştikten sonra virüsü ten temasıyla bulaştıramazsın ama tükürük yoluyla her zaman bulaştırabilirsin. Herpes simplex virüsünü bulaştırmamak için önlem al. Virüs genellikle akraba veya romantik partnerlerinle öpüşme yoluyla geçer, yani vücut sıvılarıyla. Virüs genellikle onu taşıyan kişinin dudağında mevcuttur, her ne kadar gözle görülür bir uçuk olmasa dahi. Bu nedenle virüsü başkalarına bulaştırmamak için uçuk belirtilerini tespit etmeyi bilmen gerekir. Çatal bıçağını veya içeceklerini hiçbir zaman paylaşma, özellikle aktif bir uçuğun varken. Virüs genellikle tükürükte yaşar, bu nedenle mutfak eşyalarını veya bardaklarını paylaşırsan virüsü bulaştırabilirsin. Havlunu, jiletini veya diş fırçanı asla paylaşma. Dudak nemlendiricini, rujunu, dudak kremini, dudak parlatıcını veya dudağına sürdüğün herhangi bir şeyi asla paylaşma. Uçuğun aktifken eşini öpmekten kaçın. İpuçları. Ruj veya dudak kremini dudaklara doğrudan uygulamak yerine pamuklu çubukla uygula. SPF 15 veya daha yüksek güneş korumalı ruj veya dudak kremi bul ve dudaklarına sık sık uygula. Uçuğu yüzeye çıkmadan yakalamak ve çirkin şekilde patlak vermesini önlemek için uçuğun çıkmak üzere olduğunu gösteren işaretleri bil, yukarıda sıralanmıştır. Uçuk yüzünün her yerinde çıkabilir, çene, yanak veya burun. Genellikle aynı yerde çıkarlar. Uçuk vücudunun diğer kısımlarına bulaşabilir. Bunu önlemek için uçağı ellememeye çalış ve ellerini sık sık yıka.
uçuk aktifken ve genel olarak ellerini sık sık yıka. Uçuğa dokunmaman gerekir ama farkına varmadan dokunacak olursan ellerini hemen yıka. Vitamin alarak ve beyaz ve yeşil çay içerek bağışıklık sistemine iyi bak. Beyaz ve yeşil çay hassas bir şekilde işlenir ve fazla işlemden geçirilmez, bu nedenle faydalı antioksidanların çoğunu muhafaza ederler. Bu sayede uçuk oluşumunu önlemeye yardımcı olurlar. Uçuğa pamuk yardımıyla aloe vera uygula. Uçuğa dokunmaktan veya uçuğu yalamaktan kaçın çünkü bu uçuğun daha yavaş iyileşmesine ve yayılmasına neden olabilir. Uçuğu hızla iyileştirmek için konsantre limon suyu kullan. Limon suyunun canını yakma ihtimalinin yüksek olduğunu unutma. Uyarılar. Uçuğu tuzla temizlemek canını yakabilir. Uçuğa parmaklarınla dokunma. Bu, uçuğun daha uzun süre geçmemesine neden olur ve virüsü bulaştırma riskini büyük oranda artırır.